Herkese tekrardan merhabalar dostlar, ben Sezer. Bugün sizler birlikte Age of Conference 1.0 moduna bakacağız dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere bir Osmanlı serisi yapmıştım ve güzel de bitmişti açıkçası. Lakin sonunda enflasyona girmeseydik her şey çok güzel olacaktı. Bugün de Age of Conference 1.0 moduna bakacağız. Eğer hoşunuza giderse açıklama kısmına linkini direkt olarak ekledim. Hem mobil hem de bilgisayar versiyonu var dostlarım. Oradan indirip oynayabilirsiniz, bilginiz olsun. Şimdi kaç adet senaryosu var, kaç adet lideri var, hepsine teker teker sizlerle birlikte bakacağız. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz üzere bir sürü senaryo var. Alternatif 3028 senaryosu, Britis İş savaşı, 3. Balkan Savaşı, İsrail Filistin Savaşı, Orta Doğu Savaşı, 2. Dağlık Karabağ Savaşı. Aşağı kaydırdığında bitmiyor, görüyorsunuz ki arkadaşlar bir sürü senaryo var. Yani yaklaşık 110 adet senaryosu olduğunu söylüyor ki zaten buradan bakınca evet var gibi, yani gerçekten bitmiyor çünkü. Biz buradan birisini seçeceğiz ve oynamaya başlayacağız. Bakalım hangisi şansımıza iyi gelecek, sizler birlikte bunu göreceğiz. Arkadaşlar lideri yok bu arada, sanırsam modda lider yok, onu şimdilik görebiliriz. Alternatif 3028 senaryosu şu an için hoşuma gitti. Bir sonraki diyelim. Olaylara bakalım, olaylar yok, tamam. Utence'nin son versiyonunu kullanıyor. Eğer hoşunuza gitmezse Utence'nin son versiyonu 1.6.5 versiyonunda yapmışlar. Onu da aynı şekilde açıklamadaki linklerden bulabilirsiniz dostlar. Yani bir tane link koyacağım. O siteye gideceksiniz ve konunun altındaki yerlerden indireceksiniz. Hangisi hoşunuza giderse. Alternatif 3028 senaryosunda gördüğünüz üzere Türkiye bayağı büyümüş. Hatta bundan gelin bir seri yapalım. Hem mod tanıtım olsun hem de bunun ikinci bölümünde sizlere atmış olurum arkadaşlar. Seçenekler: zorluk efsanevi, savaş sesi klasik, oyun hızımız %100 iken hayal saldırganlığı %0'a kadar çekebiliyorsunuz. Ben %20'de oynamak istiyorum. Asilerin gücünü de kapatacağım arkadaşlar. Oyunda asim olmasın. 3028 yılındayız, ne asize kardeşim yani. Hatta olursa %10 olsun. 11. Peki 11 olabilir. Buradan Türkiye seçiyorum. Panamayı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 156.870.000 nüfusumuz varken 35 milyon ekonomiyle şu an için dünyada 4. sıradayız dostlarım. Vergilerimizi ayarlayalım. Mallarımızı ayarlayalım ve yatırımlarımızı aynı şekilde standart konularına çekelim ve daha sonrasında arkadaşlar bakalım teknolojide bizi bekleyen şeyler nelermiş. Evet, 65 adet teknoloji puanımız var. Buradan ticaretimize tabii ki de arttıracağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere aşağıda zaten ambargodan alınan hasarı düşürür yazıyor. Bu hasarı olabildiğince düşürmek istiyorum ben. Modern devletler bayağı gelişmişler. Ondan dolayı korkmadık değil arkadaşlar. Bunları da aynı şekilde arttırıyorum. Vergi geliri 5, üretim geliri 5 ve kapat. Şimdi öncelikle diplomasi şöyle baktığımızda gördüğünüz üzere arkadaşlar liderler artık yok yani. Herkes liderleri kaldırmaya başladı kendi modlarında. Lakin UTNC'nin son versiyonunda şurayı bayağı daraltmışlar. Ondan dolayı burası pek güzel gözükmüyor. Ona bir çeki düzen verirlerse güzel olabilir. 13 milyon günlük gelirimiz var. Diğer devletlerde de büyük ihtimal bu böyledir. 12. sırada mesela adam, ben 4. sıradayım. 1. sıradaki devletimiz kimmiş? Weimar Cumhuriyeti, Japonya, Amerika, Türkiye. Peki abi. Çin nerede? Peki Çin parçalandı mı? Sincan-Uygur Özerk Bölgesi adına bir devlet kurulmuş ve Çin'den bayağı bir toprak almış durumda dostlar. Sovyetler Birliği biraz küçülmüş. Aynı şekilde Weimar Cumhuriyeti kurulmuş ve Weimar Cumhuriyeti Almanya'nın en güçsüz devletlerinden birisi olsa ki yine de kurulmuş arkadaşlar. Fransa Kastilya'dan devlet almış, yani modern İspanya'dan devlet almış. Aynı şekilde Birleşik Krallık buraya yerleşmiş durumda arkadaşlar. İrlanda'yı toplamışlar. Rengini açarsak fark edebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri tamamıyla yani kıtayı ele geçirmiş. Şimdi bizim serimiz olacak demiştim zaten sizlere. Bu arada Filistin bu kadar güçlenemez. Bunu düzeltirsiniz umarım. Çünkü Filistin yani düşündüğünüzden daha güçsüz bir devlet olduğunu herkes biliyor. 15 milyon, 22 milyon. Şimdi öncelikle arkadaşlar başkentimiz Ankara. Bunu bir değiştirelim. Bunu bir değiştirelim kardeşim. Diplomasiye başkent street bariyer kuralım bu arada. Biliyorsunuz Osmanlı serisinden sonra her şey değişti. Evet, burada otomatik planlar var. Kanunnameler var. Evet, kanunnameleri unutuyorduk. Savaş propagandası yapacağız tabii ki de. Biz savaşa girecek olan bir devletiz. Çünkü seriye çevireceğiz bunu. Artıralım. Bu arada mod güzel olmuş. Sadece biraz daha genişletebilirse evet. Buraya da yapabiliyor muyuz aynısını? Yapılmıyor. Böyle çok güzel gözüküyor bu arada. Basalarımız olacaktır. Onun için buraya da 10 veriyorum. Altyapı projelerini olabildiğince geliştireceğim. Çünkü lazım arkadaşlar. Olabildiğince arttıralım. Dünya ile ilişkilerimizi geliştiriyorum. Vergi alalım biraz. Tamam, kapat abi. İstanbul'da önce bir başkent yapalım. Gelin bir başkentimiz İstanbul olsun arkadaşlar. Başkenti taşı. Yaklaşık 1 milyona yakın para verdik başkente taşınmak için. Şimdi şöyle sınırlarımızı bir kontrol ettiğimizde. Üstümüzde Avusturya İmparatorluğu var. Aşağımızda şöyle pek fazla bakmayacağım. Zaten Suudi Arabistan. Bayağı. O zaman sınırlara birkaç kale koymakta fayda var. Çünkü her yerden savaş yiyebiliriz arkadaşlar. Ben kendimi Sovyetler Birliği'ne yakın bir ilişki belirleyeceğim arkadaşlar. Sovyetler Birliği'ni yanıma çekmeye çalışacağım. Armağan göndereceğim. Evet, 10 milyona yakın para yolladım. Saldırmaz paktımızı da kabul etti kendileri. İlişkilerimiz güzel ilerliyor arkadaşlar. Sovyetler Birliği'ni olabildiğince yanıma çekeceğim, zaten söylemiştim. Gel kardeşim, sen benim dostumsun bu saatten sonra, tamam mı? Kendin zaten komünistsin. Şimdi komüniste yatkınlığımız var ama komünist olmayacağız, merak etmeyin arkadaşlar. 17 ilişkimiz oldu. Bunu yaparken tabii ki de kalelerimizi yapmaktan geri durmamamız lazım. Buraya hemen geliyorum. Daha diyorum. Buradan ben şöyle bas bakayım be kalelere. Bakın burayı biraz genişletin. Evet, kaleleri basalım arkadaşlar. Liman, çiftlik, atölye, kütüphane, cephanelik, ikmal kampı, nükleer reaktör basamıyoruz, sığınak. Paraya bir araştırmaya yatıralım bakalım. Ne kadar günde teknoloji puanı geliyormuş görmüş oluruz. Evet, 11 adet geldi bile. Evet, kale basmaktan önce kendimizi geliştirmek daha faydalıymış. Görüyorsunuz arkadaşlar, diğer devletler mesela basmıyorlar. Basıyorlarmış. 8 oldu. Ama en hızlı gelişen biziz şu an. Çünkü en erken biz başladık. Paramızın bitmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Kaç adet teknoloji puanı oldu? 27 adet teknoloji puanı oldu. 30 adet de buradan. Ve bunu fullleyeceğim tabii ki de. Araştırmayı da arttırıyorum aynı şekilde. Daha fazla puanım olsun diye. Ordu bakımında fullleyeceğim ve burayı yine kapatacağım. Evet, puanımız bayağı azaldı. 4 milyon günde gelir varmış. Eskiden 13 milyonu. Niye 4 milyona düştü? Ambargo mu yiyorum lan ben yine? Bakayım be. Yok, ambargoluk bir olay yok şu an. Ama neye gittiğini bilmiyoruz paranın. Toplam gider 1.543.000. Yönetimden wow, bayağı para gidiyor. 133 para gidiyor arkadaşlar. Şimdi sanırsam buradan dolayı bayağı donattık çünkü burayı. Yeniden bir kale basalım. Kaleyi de arttıralım. 3. seviye kaleye de basalım. Bak, buraya basmazsanız değerleri artıyor arkadaşlar burada. Araştırma yapmaya devam. Bir kale daha basıyorum. Çiftlik daha basıyorum. Atölye daha basıyorum. Buranın bana geliri o kadar yüksek olması lazım ki arkadaşlar. Kimse beni durduramaması lazım. Evet bak, şu an tam ayarladım, gördünüz mü? Biraz da şöyle yaparsak. Evet, çok güzel. Bakın bana her tur bir şey yazıyordu lan. Evet, bayağı fullledik buraya arkadaşlar. Bu müzik telifli. Ses. Evet bakalım, bas abi, basmaya devam et. Mod güzel bu arada, indirip oynayın arkadaşlar. Araştırma yapalım. Tartışımıza önem verelim. Evet, çiftliğimiz de bitti. Her şeyimizi fullledik arkadaşlar. Bir festival yakışır buraya. Asimilasyon. İlk bölüm savaşa girmeyi pek düşünmüyorum ama belki Filistin'i alabilirim. Ama önce İstanbul'da yaptığımız yatırımlar Ankara'dan daha öne geçsin, ondan sonra. Ankara'nın değerlerini şöyle bakacak olursak 53 milyon var. 54 milyonda ekonomisi var. Pardon, 543 milyonda. Geçmişiz. Daha bayağı da değerli bir şehir olmuşuz. Bunun üzere. Savaş puanım var mı? Yok. Önce Filistin'i topraklarıma katacağım. Zaten kale olayında ciddiyim ben bu arada. Yani yapacağım kaleleri, merak etmeyin. Paramız yandan artıya gelsin. Yine 4 milyonlardayız, yine güzel. Tamam, çok güzel abi. Bu modda savaş planları vesaire olduğu için arkadaşlar yine haliyle bizi yok edebilirler. Önce Filistin'i bir aradan çıkartalım. Şey yapacağız. Sovyetler Birliği'ni bir kontrol edeceğiz. Ey Sovyet, aramız nasıl? 35 durmuş zaten. Ama niye eksileri düşüyor? Armağan göndereyim sana, al para. Bu ne lan? Sovyetler bağımsızlığımızı garanti etmek istiyor. Kabul ediyorum. Sovyetlere bak. Beni garanti etti az önce Sovyetler Birliği. Peki ben ekonomiden ambargo yedim mi hiç? 5 milyon ekonomi. Arkadaşlar azalmış değil mi? Biraz daha yatırım yapacağız. 37 milyon oldu. Ben bunu yaparken hakaret edip savaşa girmem gerekecek. Evet. Diyorum kanka topraklarını. Kaç tur boyunca hazırlanmamız gerekiyor? Ben kime savaş açtım? Heh, 4. Tamam güzel. Bir an korktum arkadaşlar. Vallahi ne söyleyeyim. Tamam, buraya bir kale, gözetleme kulesi. Bana savaş açsın yani. Bir şey olmaz. Ben sadece savunacağım. Bana gücü yetmez. Ama benim de ona gücüm yetmeme ihtimali var. Çünkü biliyorsunuz asker sayısı ne kadar fazla olsa da savaş planları diye bir şey var oyunda. Bu sizi bitirebilir. Bir kale daha bastım. Helal lan sana. Evet şimdi bakalım. Arkadaşlar hani beni yenemeyeceğini biliyorsunuz. Görüyorsunuz yani bu asker sayıları boru mu kardeşim? Kalemi ele geçiremediler. Gördüğünüz üzere bir kale bastık ve yıkamadılar. 2 kaleyi de aşamamışlar gördüğünüz üzere arkadaşlar. Evet çok güzel. Burayı açtılar. Filistin'i şu an sadece izliyorum çünkü üzerimdeki ne derler buna, koalisyon riskinin bitmesini bekliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar önemli değerler. Ama dediğim gibi beni yok etmeleri imkansız. Filistin'i kaybetmem yani bir araba kaybetmem imkansız arkadaşlar benim. Evet çok güzel. Zaten sen bayağı kaşınıyordun. Gel. Ne oldu? Kaldın böyle? Bicirik. Gel. Buradan böyle. Buradan da böyle. Ve aldık. Burası kaldı. Burayı da şöyle topluyorum arkadaşlar. Başkent gidelim hemen. Otomatik plan kullanmıyorsunuz. Kullanırsanız nane yiyorsunuz arkadaşlar otomatikten. Evet 40 milyon ekonomiye ulaşmış bulunmaktayız. Ambargo yiyeceğiz büyük ihtimal yani. Olmama gibi ihtimal yok. Tamam çok güzel. Ve bir araba daha tokatlamış bulunmaktayız. İçtiğim şarabı. Gel abi. Toplan toplan toplan, hepsini toplayın. Uf bayağı asker var. Hemen başkente çekiliyoruz. Arkadaşlar burada bayağı bir asker görüyorum. Ben 1.598.774 asker var. Bu asker sayısını bir şöyle bir oyun bug'a girmemesi için 1.500.000'e kadar yaptık ya. Neyse. Biraz daha. Ne kadar basılıyor peki? Of. Yani arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak para 4 milyondan artmış. Ne söyleyeceğim? Orası güzel gözüküyordu ama. Heh. Evet arkadaşlar istatistiklerimiz. Savaş 1 yıl 1 ay 8 gün sürmüş. Totalde Türkiye 503.000 kayıp vermiş. Filistin devleti 617.000 kayıp vermiş. Kendileri 46.000 nüfus kaybederken aynı şekilde 269.000 ekonomi kaybetmişler. Ben aynı şekilde biraz da altında kalmışım arkadaşlar. Barış merkezleriyle bu işi çözebiliriz. Ses. Asimilasyon işlemleri gördüğünüz üzere 20 turda kapatılıyor. Çok da güzel oldu. Şimdi arkadaşlar Osmanlı'nın yaptığı planı yapacağız biz de. Biliyorsunuz İstanbul direkt düşmesin, onun yerine direkt aşağıdaki kaleleri alsınlar. Bir ulaşmaları zor olsun. Şimdi biliyorsunuz yani bu seri olacağı için dünyanın gözüne pek fazla batmamamız lazım. Battığımız takdirde bizi yok etme ihtimalleri yüksek. Bundan dolayı yavaş yavaş gelişeceğiz arkadaşlar. Çok yavaşça. Tamam mı? Aşırı yavaş bir şekilde gelişmeye çalışacağız ve kimsenin de gözüne batmayacağız. Mesela Filistin'i kimse sevmiyordu. Seviyorduk, aldık. Her yeri geliştirelim. Değerimizi arttıralım. Oh, para enflasyonu öpmeye başlamış. Biraz yatırım yapalım. 3 adet daha teknoloji puanı geldi. Ticareti fulleyeceğim. Dediğim gibi. 72 adet de puan gelmiş. Hemen buradan saldırı bonusunu arttıralım arkadaşlar. Bayağı bir saldırı bonusu almak istiyorum ben. Lan bunu... Aa, parayı azaltıyor. Eksi parayı artıya çevirmeye çalışıyor. Güzel. Çok iyi abi. Tamam. Çok güzel abim. Para masada biraz daha olsa yatırımda kalabilir. Bana günde 1 milyon para gelse yeter. Böyle genişletebilsem ne kadar güzel olur. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar 162 milyon nüfusumuz olmuş bulunmakta. Demokrasi yönetiliyoruz. Okuyabildiklerimi yazıyorum. En büyük şehrimiz İstanbul'muş. 2.648.000 nüfusu varmış. 47 milyon da ekonomimiz var. Ama teknolojimiz dediğimiz gibi arttırmamız lazım. Çünkü teknoloji önemli bir sayı. 51 milyon olduk. 52 milyon olduk. Şimdi Nice'e bir kale daha basacağım. Sovyetler Birliği'ne gideceğim arkadaşlar buradan. Bas abim. Tamam. Kale daha buraya basıyoruz. Kale bas abim. En azından ev 4 mantığıyla olduğu için arkadaşlar onun kaleleri alması lazım. Savaş puanı elde edebilmesi için. Bir daha bastım. Buna bir devlet form geçirdi. Alman İmparatorluğu kuruldu sınırımda arkadaşlar. Abi. İşi geliştir. Armağan gönder. Kaynağım bayağı var. Ondan dolayı Sovyet'e biraz da kaynak yollayacağım. Ama bu arada teknolojide içinden geçtik ülkelerin. Evet, artık para dayanmıyor arkadaşlar teknoloji geliştirmeye. 65 milyon olduk ve 1.6 teknoloji 16 teknoloji puanımız var. Şimdi küçük bir tane daha devlet var burada. Abbasiler. Abbasiler devletini Birleşik Krallık ilişki geliştirmiş. Gel abi, gel. Ben 9 sıradasın, ben 5. Peki beni geçen devlet kim? Amerika geçmiş mi? Araplarla da aramızda iyi olmasın. Bu Araplar biraz fazla güçlü gibi. Arkadaşlar bu biraz zor seri olacak. Gerçekten bayağı zor bir seri olacak ama ben bundan kurtulurum, merak etmeyin. Kendilerinin bana savaş açmaması için elimden geleni yapıyorum. Kendileri bayağı güçlü arkadaşlar çünkü. Bir ambargo uygulasa bittik yani. 85 milyon. Ama ben ekonomi de yakalamışım onu bu arada. Aramızda sadece 10 milyon sayı var. Araştırma daha. Evet. Eksi 85'ten eksi 50'ye kadar düşürdüm. Çok güzel. Bu arada müzik telifli. Abi çok güzel. Bayağı yatkınmış aramızda zaten. Hemen artıya çevirdik. Tabii ki de bunlarla müttefik olmayacağım. Olursam da yani savaş açmamaları için müttefik olurum arkadaşlar. Onun dışında ben Araplarla müttefik olmam. Evet, birçok şeyi açtık yeniden. Ambargo gönderebiliyorum. Asileri yok ülkelerinde. Armağan gönderelim. Para verelim biraz. Yanında hastalık var. Oo, verdiğim parayı iyi kullandı ha. Evet arkadaşlar, yatırımları fullememe rağmen yani görüyorsunuz. Biraz daha teknoloji puanı. Tamam. Araplarla aramız artık iyi. Bu bölüm bayağı güzel şeyler yaptık. Hatta bakın eksi 33'e kadar çektik. Büyük ihtimal bize şu an savaş açamaz. Çünkü kendileri Çin Hanedanı ile savaşıyor. Sovyetler... Niye aramız kötü kanka seninle? Bu kadar kaynak verdik la sana. Evet, Sovyetler Birliği an itibariyle dostumuz oldu, müttefikimiz oldu. Bu ne mutlu bir gün diyebilirim açıkçası. Aslında ben bu moddan bayağı seri yaparım ya. Evet, çok güzel. Sınıra dizilelim hemen. Buraya kale basmaya gerek var mı? Aslında şuraya var. Kuveyt City'ye var arkadaşlar. Kuveyt City çünkü aşağıda Suudi Arabistan'ı görüyor. Her şeyden basalım buraya. Onu bile yok. Şuna bakar mısın? Kütüphane bas. Mali kampı, cephanelik. Sığınak. Bas abim. Köpülük bas. Ondan bas. Bundan bas. Yani bas hepsinden, tamam mı? Bu arada seçim oyunu yakında başlayacak arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayınız. Şubat 20'sinde başlarız yani. Sizlere söyleyeyim. Çok güzel. Bir festival daha yakışır buraya. Bir festival daha. Yani %121 oldu arkadaşlar. Oha. Oha. Bu ne oğlum? Bence savunurum ben bunu. Şaka abi, hakareti. Ya küçük devletler beni niye bu kadar seviyor bilmiyorum ama ben sizi sevmiyorum kardeşim. Basalize country, he. Basalize yolundan gidelim bakalım. Suudi Arabistan arkadaşlar, Alman, Fransa çok devletle savaşıyor. Ben bunu asker için vermeyeceğim. Ama ilişki geliştirmeye devam edeceğim. Çünkü kendilerinin gelişmelerini istemiyorum. Nasıl bir şekilde Almanlar falan diğer devletler sürekli olarak buraya çıkarma atarlar. Biz de izleriz. Ama eğer biz onlara erişimimizi verirsek bizim topraklardan saldırırlar ve bizim toprakların değeri düşer. Bunu bilmemiz lazım. Ondan dolayı sadece bunun üzerine savaşmalarına izin vereceğim. Evet, yine savaş puanlarım birikiyor. Tamam, çok güzel. Topladık. Bayağı da güzel oldu. Başkent Kuveyt City'ye çekilelim. Başkent ne alaka ya? Kuveyt City'ye çekilelim arkadaşlar. Tamam. Abbasiler. Ver kanka topraklarını. Evet, bu kadar para asimden sonra yetecektir. 2 yetti de zaten. Teknoloji puanı gelmiş. 2 adet daha. Oylison riskimiz var. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Bu arada 1.21 olduk arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? De biliyorsunuz ki değer. Evet, bilimde altın çağımıza girdik. Oylison riskini olabildiğince azaltıyorum ki ambargo falan yemeyelim. Evet. Düşmanımız Suudi Arabistan'ın yenilmesini izliyoruz şu an. Almanlar İran safını ele geçirdiler. Kapatalım. Suudi Arabistan, ne yaptın ya? Evet, sanırsam tek büyük düşmanım Suudi Arabistan arkadaşlar oyunda. Evet, çok güzel. 3 adet daha teknoloji puanı geldi. Yani artık. Oğlum beni Almanya nasıl geçti lan? Nasıl abi? Suudilere, Sovyet, bak müttefikimsin, sakın savaşa girme, tamam mı? Evet, Almanlar toplamışlar, çok iyi. Ben bu adama biraz para yardım yapacağım. Abi sana ben niye para gönderemiyorum? Bunu sevdiğim ya. Sana para göndermek istiyorum. Alo. Kazanırsan benim sayemde kazanacaksın bu savaşı. Araştırma yapalım. Ben gelmiyorum sana. Tabii bu adam mal ya, vallahi bak. Şu an yaptığı şey garip ya kanka senin. Sana gizlice yardım yapmak istiyorum. Bir yandan da Suudi Arabistan'da risk geliştiriyorum. İşte beni iyi bilsinler. Ama ambargo ya bu. Ambargo. Ambargo kaldırsa üzerimdeki ambargoyu, şu an her şey çok güzel olacak. Peki benim ekonomi ne durumda? 140 milyon olmuş. 1000 sıradayım. 1000 sırada kim var? Japonya var. Suudi Arabistan 4. Yani şu an beni yok edemezler arkadaşlar. Ben arma falan göndermem. Aslında göndermiş gibi yapalım, şöyle yollayalım. Para paradır. Beğenmeyen oynamasın yani. He? Savaş puanlarımızı kullanalım. Bakar mısınız arkadaşlar? Şuna bakın ya. Tamam, artık nükleer reaktör kullanabiliriz anlamına geliyor bu. Daha. Kaç? Vay ya. Her seferinde değeri artıyor lan bunun. Bas nükleer. Bas nükleer. Bas nükleer. Ne kadar çok toplarsak o kadar kardır arkadaşlar. Bas nükleer. Mür kalesini kur. Evet, çok güzel. Helal lan sana. Nasıl oldu bu? Tam toprak alamaz. Bak burada çünkü toprağı var. Neyse arkadaşlar, bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Eğer hoşunuza gittiyse aşağıdan lütfen beğenin ki devamını atabileyim. Çünkü şu an nükleer içinde kapışmaya başladık. Suudi Arabistan'ı yok etmeye çalışıyoruz. Bir asimilasyon bilmem ne oldu. Nükleer reaktörümüz var artık, bize günde... Oh bayağı artıyor bak. 6. Bir tane nükleer reaktör geldi, güzel. Bayağı artıyor lan. Bas nükleer. Bas nükleer. Her yere böyle karışık kuş nükleer reaktör basalım. En azından ele geçirmelere zor olur. Her yerde nükleer reaktörümüz olduğunu bilirler. Daha fazla araştırma yapalım. İşte günde kaç geliyor bak. Şu an 2 geldi. 1 mi geliyor? Peki. Sığınaklar inşa edelim. Nükleer yiyebiliriz. Varmış zaten. Yok. Tamam, çok güzel abim. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere, hepinizi seviyorum. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Bay bay.